Dere Tatlı Dünyası Emine Hanım mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sahurluk için çok pratik bir börek tarifim var sizlere. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Üzerini bir su bardağına tamamlamak için süt ekliyoruz. Yani yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ şeklinde hazırlayacağım. Bir karıştırma kabına boşaltıyorum. Üzerine yarım su bardağı da su ekleyerek iç harcımızı oluşturuyorum. Evet, sosumuz bu şekilde olacak. Bir tane yufkamızı açıyoruz. Bolca harcımızdan dökelim üzerine. Fırça yardımıyla sürelim. Her yerine eşit gelecek şekilde. Börek harçlarında arkadaşlar süt ve sıvı yağ çok yakışıyor. Özellikle süt ve sıvı yağ kullanıyorum daha çok. Bu börekte biraz da su ekliyorum. Daha çok kabarmasını sağlıyor. Evet, yufkamızı katladım. Öbür ucunu da üzerine katladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 kat yapmış oldum bu şekilde. Yan kenarını da üzerine kapattım. Yine her katına olduğu gibi sosumuzdan sürüyoruz bolca. Bu kenarını da üzerine kapatalım. Tekrar sosumuzdan sürelim. Ve bıçak yardımıyla 4 eşit parçaya bölelim. İç harç olarak istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ben peynir kullanacağım yine. Hepsine gelecek şekilde peyniri dolduruyorum. Ve bohça gibi kapatıyoruz. Evet, bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra yumurtalarını sürmeden arkadaşlar buzdolabının buzluğa da atabiliyorum. Çok rahat oluyor. Ani misafir geldiği zaman, lazım olduğu zaman çıkartıp kullanabiliyorum. Hemen pişirebiliyorum üzerine yumurta sarısı sürerek. Ama yumurta sarısı sürdükten sonra buzluğa koymamayı tercih ediyorum. Evet, yine her tarafına gelecek şekilde sosumuzdan sürelim bolca. Aynı şekilde yine yan kenarlarını da üzerine kapatıp bir kare haline getireceğiz hamurumuzu. Sahur için gerçekten Ramazan'da çok pratik oluyor bu börek. Hem puf puf oluyor, hem çok lezzetli, hem çıtır. Görünüş olarak da gayet güzel oluyor. Yine 4 eşit parçaya bölelim. İç harcımızdan yerleştirelim. Zarf gibi kapatalım. Bohça şeklinde kapatalım. Fırınımızı da bu arada 180 dereceye ısıtalım. Özellikle öğrenci arkadaşlardan çok mesaj alıyorum arkadaşlar. Pratik börek tarifleri verin bize diye. Gerçekten sizin işinize yarayacak, çok rahatlıkla yapacağınız bir börek. Evet, yine kapama işlemini gerçekleştirdikten sonra 3 tane yufka kullandım arkadaşlar. Yumurta sarısı bir tane kullanıyorum. Yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve her tarafına eşit şekilde gelecek şekilde yumurta sarılarımızı sürelim. Önceden ısıtmış olduğum fırınım var. Fırına göndereceğiz. Yumurta sarısı sürdükten sonra biraz çörek otu seviyorum. Çörek otu serpeceğim üzerlerine. Evet, çörek otu serptikten sonra fırına pişmeye gönderebiliriz. Süresini nar gibi kızarana kadar olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böreklerimiz kabardı, pişti. Yumuşacık, hem yumuşak hem çıtır çıtır bir börek oldu arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlar mutlaka tavsiye ediyorum yapmanızı.
Malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hayırlı sahurlar. Hoşça kalın.